Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, dün önemli bir gündü. Türkiye seçimini yaptı. Mevcutlarla devam kararı aldı. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla da piyasalar yeni ekonomi yönetimine ve bundan sonra izlenecek politikalara odaklandı. Bundan sonra neler olacak? İşte ekonomi yönetimi nasıl değişecek? Enflasyon ne olacak? Faizler nereye gidecek? Yeniden vergilerden bahsedilmişti. O gelecek vergiler ne olacak? Bundan sonrasına bakacağız. Bir de Morgan Stanley analistlerinin Türkiye'deki kurlarla ilgili önemli açıklamaları var. Onları da konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru'nun. Evet, seçim belirsizliği ortadan kalktı. Mevcut hükümetle devam kararı alındı. Peki bundan sonra ne olacak? İşte gözler bundan sonra nasıl bir ekonomi politikası uygulanacağına çevrildi. Ne diyorsunuz, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Neye göre nasıl şekillenecek? Milletimiz seçimini yaptı. Seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi gözler nereye çevrildi? Yeni ekonomi kabinesi çevrildi bizim açımızdan. Yeni bir ekonomi yönetimi oluşacak. Burada uygulanacak politikalar nedir, ne değildir? Bunu hep beraber göreceğiz. Şu ana kadar baktığımız zaman yabancı Morgan Stanley, yabancı bankaların analizlerinde ne demişler? İşte ilk analiz ondan geldi. Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesine izin verilmeli. Vereceğini bekliyoruz diyor. Mevduat akredi oranlarının yükselmesini bekliyoruz. Faizlerinin oranı yükselmesini bekliyoruz diyor. Kredi arzında kısıtlanması bekliyoruz diyor. Bireysel döviz işlemlerinde düzenleyici kontrolün artması bekliyoruz diyor. Ben birinci maddeye katılmıyorum. Daha hızlı değer kaybetmesine izin vereceklere katılmıyorum. Kontrollü olarak kurun, bankalarası piyasa için konuşuyorum. Kontrol olarak kurun devam ettirecekler. Serbest piyasada kur yine talebe göre şekillenecek. İşte bugün Merkez Bankası'nın açıkladığı saat 11 itibariyle şirketlerin ihracatçı şirketlerin kur bozulma rakamları açıklandı. 20.05 Merkez Bankası'nın açıkladığı rakam. Alış 20.05'ten alıyorum. Bir ihracatçı Merkez Bankası'na satıyor. 23.61'den de geri alıyor. Kaç tane kur oldu? Bu bir kur bulunur var. Bir banka arası kur var. Orada da 19.68'ler görünüyor. 19.91.68'lerde. Bir kapalı çarşı piyasası kuru görünüyor. Bir de Anadolu'da kur var. Değişik kurlar var. Bunlar ne kadar sürdürülebilir bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz ama çok kolay mı? Çok kolay değil. Mutlaka bir takım değişiklikler yapacaklar. Kuru bugüne kadar neyle tutuldu diye baktığımız zaman özellikle son 20 gündür TL kredilerin çok ciddi şekilde azaltılması, nakit avansların kısıtlanması, KMH'ların kısıtlanması TL erişimi zorlaştırdığı için kur baskılandı. Bu devam eder mi ya da ne kadar ettirilebilir bunu hep beraber göreceğiz ama ihracatçının rekabetçi kur beklentisi var. Bu da çok ciddi anlamda basınç yapıyor. Bunu şuradan bakmak lazım. Cari işlemler açığı kurun yukarı gitmesi için sürekli basınç yapıyor. Bu önemli ama buna karşılık hükümetin uyguladığı faiz politikası ve kredi politikası, TL'yi ulaşmayı zorlaşma politikası kuru bir miktar tuttu. Ama sonuçta kur hala 21 TL'nin üzerinde serbest piyasada. Bankalar arası piyasada ise baktığımız zaman Merkez Bankası'nınki 20.05, 20.61'de. Tabii burada asıl sıkıntı bize en çok dövizi gelen yer ihracat. Şimdi ihracatçı diyorsun ki 20.05'ten dolarını sat ama dolar alırsan sana bir 20.61'den verdim. Şimdi buradaki ihracatçının karını alıyorsun elinden. Anlatabiliyor muyum? Bu ihracatçılar arasında çok ciddi sıkıntı. Bir de dünya piyasalarında enflasyonun halen devam ettiği, bizim en çok mal sattığımız ülkelerde şu an resesyonun başlamış olması. Resesyonda olması. Özellikle Almanya mesela işte teknik olarak resesyona girdi. İki dönem üst üste, üç aylık dönemlerde bir ülke küçülürse ve enflasyonda devam ederse bu teknik resesyon anlamına geliyor. Orada resesyon var. İşte bizim büyük ihracat yaptığımız pazarlardan şimdi yeni pazarlara doğru açılması lazım ihracatçının. Çünkü oradaki satışlar da düşme olacaktır. İhracat da düşmeler olacaktır. Bu ciddi sıkıntı yaratacaktır. Onun için bir rekabetçi kur doğru, istemeleri ihracatçının doğru. Diğer taraftan da yeni pazarlar bulunması lazım. Bunların da Ankara tarafından yeni oluşacak ekonomi yönetiminin tarafından teşvik edilmesi gerekiyor. Kur koruma mevduat 2,5 trilyona çıktı. Bu çok ciddi bir rakam. Yani çok ciddi bir rakam. 125 milyar dolar civarında bir şey var. Türkiye'deki asıl dövize baskı yapan cari açık ama bir de dış işlemlerde kullanılan dövizde ciddi bir oluşum var. Baskı var daha doğrusu. Çünkü Türkiye'nin borçlarının büyük bir kısmı, hala %60 civarındaki kısmı döviz endeksli.
Bu kurda çok ciddi baskı yapıyor. İşte kur korunma mevduatta bunlardan bir tanesi. Ne kadar sürdürülür, bu ne kadar yürütülür bilemem. Ama bu aynı zamanda bütçe açıklarını da artıyor. Niye? Çünkü faiz giderini artıyor. Bütçe açıklarını artıyor. En son Nisan ayında 132 milyar TL'ydi. Hafızam yanıltmıyorsa, yanılıyor olabilirim belki 3-5 milyar ama 132 milyar TL'ydi. Bunlar nasıl finanse edilecek? Bunları hep beraber göreceğiz. Burada bir vergi baskısı gelecektir. Piyasalar biraz daha nakitte kavrulacak gibi görünüyor. Ne kadar kavrulur, ne kadar sürer bunun süresi onu bilemiyorum ama bu açıkların finansmanı. Seçim için çünkü çok ciddi parada harcılık. Bu paradan finansmanı için nasıl, ne yapılabilir? Vergiler artırılabilir. Bu bir yöntem. Evet, seçim öncesi de pek çok vaatte bulunulmuştu. Şimdi o vaatler yerine getirilecek mi? Ne kadar getirilecek? Onlar için bir bütçe gerekiyor. Tabii onlar için finansman gerekiyor. Kredilerin biraz açılması lazım. Firmaların nakite şu an nakite kavruluyor firmalar. İşte hem dövizi artırmadan, dövize gitmesi engelleyerek kredi muslukları ne kadar açılabilir? Bunu göreceğiz. Diğer taraftan mevduat faiz yarışı var şu an piyasalarda bakıyoruz. %36 civarında bankaların uyguladıkları afiş faizler 29-36 arasında değişiyor. Tabii o 8,5'luk faiz bir anlama bir işe yaramıyor. Çünkü mevduat faizi 36'ya kadar dayandığına göre üst sınırı o faiz çok bir anlamı yok. Ama yalnızca Merkez Bankası'nın hazineyi finansmanı için kullandı, finanse etmek için kullandı bir yöntem. Bu da para basma anlamına geliyor. Para mı basacağız, vergilerle mi alacağız, sıkı para politikasına dönülecek mi, dönülmeyecek mi? Bunların hepsi belirsizlik. Şimdi yeni ekonomi yönetimi şeyine kadar piyasalar çalkantılığına gidecektir, beklentiler içerisine gidecektir. Ondan sonra da rakamlar şekillenir ama asıl olan şey, yani Türkiye'nin başına demokrasi kırıcı olan şey enflasyon. Enflasyon maalesef bunun çözümü henüz yok. Enflasyon bir süre daha devam edecek. Artarak devam edecek görünüyor. Hayat pahalı sürecek görünüyor. Kur üzerindeki baskı. Özellikle Türkiye'nin toplam dış borcunun %60'a yakın kısmının döviz endeksi, dolar endeksi olması dolayısıyla buradan gelen dövize basınç var. Bu da enflasyona basınç yapıyor. Beklentilerine basınç yapıyor geleceğe yönelik. İşte Morgan Stanley diyor ki 26-28 TL arası yıl sonu beklentimiz diyor. Şimdi bunlar niye? Bu rakamlara göre tahminlerde bulunuyorlar yaklaşık olarak. Bu metrik politikayla devam edilirse gerçekten yılbaşı yani hani önümüzdeki bu yılın sonuna kadar dayanabilir mi? Biraz zor. Yani 26-28'i yıl sonunda mı görürüz? Ebru Hanım zor. Yıl sonuna kalmayabilir de. Şimdi bunu %100 yani şu rakam yıl sonunda da bu rakam da şu tarihte olur demek falcılık işi. Biz falcılık yani ekonomik rakamlar basınç neyi gösteriyor ona bakmak lazım. Orada hani biz hep söylediğimiz şey vardır. Anlık talep fiyatı belirler diye. Anlık talep fiyatı belirler ya da yönü belirler. Marjinal talep diyoruz. Anlıklarımız marjinal talep belirler. Bu marjinal talep nereye kadar kuru çıkartır? Ne kadar, nerede, ne kadar ihtiyaç olur? Bir anda insanlar hepsi mi döviz talebinde bulunur yoksa birkaçınlık döviz talebinde bulunur? Bilemiyorsun. O fiyatı nereye gideceğini o tespit edecek. Ama baskılamak için daha ne kadar gücümüz varsa Arap ülkelerinden şimdi, ne kadar para bulabiliriz? Tabii orası da muallak. Şimdi sonuçta Arap ülkelerinden bulacağım paralar hepsi borç. Tamam mı? Hepsi borç. Bizim borçla bunu yüzdürmemiz mümkün değil. Bizim turizm gelirlerini 50-55 milyar dolar üzerine çıkarmamız lazım. Bu şu anki beklenti 40-45 milyar dolar. Genelde ekonomi dünyasında beklenti 40-45 milyar dolar. Ama kurulu seviyelerdeyken çok fazla turistin de gelebilme şansı yok. Çünkü pek daha pahalıyız. Şimdi kur baskılandığı için yani enflasyonla kur baskılandığı için fiyatlarla kur arasındaki denge kaybolduğu için şu an Türkiye Avrupalı turiste evet pahalı geliyor doğru. İtalya'ya göre pahalı, Yunanistan'a göre pahalı bizim rakip ülkelerimiz. En büyük rakibimiz turizmde bizim İtalya, İspanya değil de en büyük rakibimiz Yunanistan. Dolayısıyla Yunanistan şu an bizden ucuz gidiyorsun restoranlara falan bizden ucuz. Otel fiyatları bizden daha ucuz. İnsanlar daha ucuz geliyor. Dolayısıyla bizim işte dengeler hep kayboldu dedik ya kurla fiyat arasındaki dengeler kaybolduğu için İster yukarıda dengelisin, ister aşağıda. Bu denge oluşmadığı için, nerede dengeleneceğini bilemiyoruz. Denge oluşması yabancı turiste pahalı geliyor. İşte 40-45 milyar dolar civarında bir beklenti var turizmde. Evet. Ama bu bizim cari açığı kapamıza, dış açığı finanse etmemize yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu yetmesi için bizim ihracatımızı artırmamız lazım. Döviz çıkışında, ithalatta da döviz çıkışını azaltmamız lazım. Bunun için bizim ithal ikameci yatırımlara Ankara'nın acilen öncelik vermesi lazım. En acil, en çok ne ithal ediyorsak, evet. Bunları bir taraftan işte altın vesaire kısıtlamak gerekiyor. Diğer taraftan da sanayinin çarklarının dönmesi için ithalatın önüne çalınması lazım ve ithal ikameci dediğimiz en çok ithal ettiğimiz malların Türkiye'de yatırıma Türkiye'de yatırımların teşvik edilmesi lazım. Şimdi bunlar çok önemli.
Şimdi altında böyle bir şansın yok. Ama diğer ürünlerde, sanayi ara mallarında bu yatırımların acilen teşvik edilmesi lazım. Çünkü 5 yıllık bir yeni bir dönem başladı önümüzde. Önümüzdeki 2 senede, 3 senede bunun sonucunu aldığımız zaman son 2 sene, hiç olmasın 5 yıl dönem sonu 2 senesinde çok ciddi bir kurtarım da yapabiliriz. Ama şu anda bunlar teşvik edilmiyor. Bu teşvik edilirse bunun bir de psikolojik etkisi var. O psikolojik etki genel ekonomiye, rakamlara etkisini öne çeker. Dolayısıyla bir rahatlama olabilir. Ama bunlar yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunlar hepsi yeni ekonomi yönetiminin oluşmasına bağlı ve onların açıklayacağı program bağlı. Onu beklememiz lazım. Kısa vadede inişler çıkışlar, sert inişler çıkışlar olabilir. Muhtemel bunlar. Olma ihtimali yüksek. Ama asıl olan yeni ekonomi yönetiminin izleyeceği politika, buna uygun da Merkez Bankası'nın uygulayacağı para politikası. Şu an bunların hepsi beklenti içerisindeyiz. Ne açıklanacak, bunlar nereye götürecek? Ama evet, mevcut da durum devam ederse ben enflasyonun daha da yükseleceği, para basılmasının daha da artacağı, para basılmasıyla vergi düzenlemelerinin birbirini besleyeceği kanısındayım. Biraz vergi artılır, biraz para basılırsa bu yine enflasyonu körükleyecektir. Ama full para basılırsa o enflasyon artık uçuru gider. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi uçuru gider. Bu politikaları Ankara nasıl belirleyecek? Bunu görmek lazım. Dolayısıyla halen kurda ve enflasyonla baskı devam ediyor. Artış yönündeki baskı devam ediyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Kısa vadede Merkez Bankası'nın yapacağı şey nedir? Baktığınız zaman TL'ye erişimi uzaklaştırmak, TL erişimi zorlaştırmaktır. Bir, kredi musluklarını kesersin, azaltırsın. İki, TL basımını azaltırsın. Bunlar bir yöntemdir. Faizleri, mevduat faizlerini yukarı doğru teşvik edersin. Politika faiz, çünkü önemsizleştirsin. 8,5'a kaldığı için zaten bunu Sayın Bakan söylüyor. Önemsiz politika faiz diyor. Önemsizleştirdik diyor. Dolayısıyla politika faizde bir, faizleri artarak yaparsın. İki, TL erişimi kısıtla azaltmak evet, için yani faizle ne yaparsın? TL'ye erişimi pahalandırmış olursun. Bir de fiziki olarak kısıtlarsın. Bunlar kuru baskılar mı? Evet, kuru baskılar ama nereye kadar baskılar? Çok sürdürülebilir değil. Ama kurda ve TL kurda ve şu an altın fiyatlarında yukarı yönlü basınç devam ediyor. Enflasyona yukarı yönlü evet, basınç devam ediyor. Peki son olarak bir de borsayı sormak istiyorum. Borsa İstanbul'da yükseliş bugün %3'ü aşmış görünüyor. Bu yükseliş devam eder mi? Neden kaynaklanıyor? Yani tamamen bu belirsizlik ortamının ortadan kalkmasıyla alakalı bir şey mi bu %3? Yok değil. Şimdi bunu bir hafta gözlemek lazım. Ondan sonra fiyatlar şekillenir. Şu an Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı kazanmasıyla beraber mevcut durumun devam edeceği öngörüldü. Ama bunun ekonomik anlamda bu yükselişin bir anlamı yok. Niye yok? Çünkü şirketlerin bir anda bilançoları çok büyümedi, çok güzelleşmedi. Dolayısıyla bu spekülatiftir. Manipülatif demiyorum, spekülatiftir. Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Bir hafta içerisinde her şey şekillendiği zaman, yönetim vesaire şekillendiği zaman ondan sonra asıl nereye doğru gittiğini hep beraber göreceğiz. Ama şu anki şeyler spekülatiftir. Bunlar olur. Manipülatif değildir. Spekülasyon bir suç değildir. Piyasanın ana olgusu zaten spekülasyon. Şu an böyle bir şey oldu. Bir anda tersine dönebilir. Ama önümüzdeki günlerde alınacak ekonomik tedbirlerin, şirketlerin bilançolarına nasıl yansıyacağı asıl o zaman şirketleri evet, etkiler. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. O zaman önümüzde yeni şekillenecek ekonomi yönetimini beklememiz evet, gerekiyor ki ekonominin nereye doğru gideceğini daha net görebilmemiz için. Tabii. Çok evet, teşekkür ediyorum hem size hem de izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.